müminlere kalbin taalluk ederek nankörlük etme olur. Al-kısm el-thani, av-as-sebe el-thani min asbab el-se'ade. Mutluluğun sebeplerinden ikinci sebep. İza ibtuliye sabır. İptila olduğu zaman, bela musibet geldiği zaman sabretmek. İndel ibtila. Bela geldiğinde. An-nâs yenqasimu ila aqsam arba'a. İnsanlar şu dört kısma ayrılırlar. Belada, musibetlerde insanlar dört kısma ayrılırlar. Tesekhut ay-i'tirâz alel-qadâ vel-qadar. Allah'ın kazasına ve kaderine itiraz edenler. Ve sabr. İkincisi sabredenler. Ve rıza, razı bi kazâ ve kaderi. Allah'ın takdir ettiği kazasına kaderine razı olanlar. Ve râbi şâkir. Allah'ın takdir ettiği şeylere şükredenler. Tesekhut. Birincisi karşı gelmek, itiraz etmek. İ'tiraz alel kazâ ve kader. Kaza ve kadere itiraz etmek, karşı gelmek. Kebîre min kebâri'z zunûb. Bu büyük günahlardan bir büyük günahdır. Bel kad yasıl ila en yekûn nev' min enva' eş-şirk el-asgar. Ve belki de küçük şirkin çeşitlerinden bir çeşide ulaştırabilir. Yetesekhut bi kalbi. Kalbiyle Allah'ın kaderine itiraz eder. Av bi lisani. Veya diliyle itiraz eder. Av bi cevarihi. Veya azalarıyla itiraz eder. Bil kalb. Kalple itiraz etmek şöyle olur. Yekul limâze ana yahsul li kaza ve la yahsul li fulan. Şöyle söyler. Bunlar neden benim başıma geliyor da filancanın başına gelmiyor? Ve yezkuru ibn-i kayyem ennu ba'van nas yani yetehaddes ma'a nefsi. Yekul zalameni rabbi. İbn-i Kayyim rahimahullah diyor ki insanların bazı da böyle kendi kendine konuşuyor, der ki Rabbim bana zulme diyor. Hâle tesekhut bil kalb. Bu işte kalp ile itiraz etmek, karşı gelmektir. Tesekhut bil lisan. Dil ile karşı gelmek de şöyle olur. Of. Of demek. Av yasih. Veya bağırmak, çığlık atmak. Av kema yekul ba'dan nas ya lahu ya musibeta. Veya insanların bazen diyor vay başıma gelen, vay benim derdime gibi böyle nidalar yapmak. Tesekhut bil cevarih. Azalarla itiraz etmek de şöyle olur. Yaşok. Al-cub. Yakayı paçayı yırtarak olur. Yantufe-şuur. Böyle saçlarını, kıllarını yollarak olur. Yadrib. Veya bir yere vurarak olur. Yukessir. Bir şeyi kırarak olur. Yusra bis-seyyar ahyanen. Arabayla mesela sürat yaparak olur kızdığı, sinirlendiği zaman. Hâze tesekhut. Bunların hepsi kadere itiraz etmektir. Kebîre min kebâir-zunûb. Büyük günahlardan da bir günahtır. Al-kısme-thâni minen-nâs sabir. İnsanların ikinci kısmı da sabredenlerdir. As-sabr mur. Sabretmek çok acıdır. Lakin yeterattab aleyh halava. Ancak bu acının arkasından çok bir tatlılık var, bir tatlı vardır. Was-sabru mithlu ismihi murru mazaqatuhu lakin avaqibuhu ahla min al-asali. Demiş ki bir şiirde sabretmek aynı ismi gibi çok acıdır. Ancak arkasından öyle bir tat olur ki baldan daha tatlı olur. Ma hukmu sabr? Sabrın hükmü nedir? Vacib bi icma'il umme. Ümmetin icmasıyla sabretmek vaciptir. El kısmı thalith minen nas razı. İnsanların üçüncü kısmı, yani musibetler anında üçüncü kısmı razı olanlar. Yani. Yani bunun anlamı şudur. El musibe ve ni'me indehu seva. Litemam rıdâhi bi rabbi. Ya'lem enne kulleme. كل ما نزل به فهو من الله وكل ما كان من الله فهو خير. Rabbi tebarek ve teala indinden gelen her şeye, Allah tebarek ve teala yanından geldiği için onun indinde bilir. Madem ki Rabbimin katından gelmiş, onun yanında kendisine nimet verilmesi de musibet verilmesi de eşittir. Çünkü bu da Rabbimin yanından gelmiştir. Bu da Rabbimin yanından gelmiştir. Bunlara razı olur. Rabi' dördüncü kısımda minen nas indel musibe, yani insanlara musibet esnasında dördüncü kısmı şakir, şükredenlerdi. Keyf indel musibe yekun şakir. Nasıl yani, adamın başına musibet gelecek, musibete şükredecek. Nasıl yani? Amthila. Mesela misali. Şeyhul İslam İbn Teymiye. İbn Teymiye rahimahullah. Edhaluhu ila sicin. Hapishaneye soktular, attılar. Zulmen. Yani zulm olarak, haksız yere. Ve arada en yektub risale li ummihi min es-sicin. Hapishaneden de annesine bir mektup yazmak istedi. Tehayyal annaka al-an anta şeyhul İslam, alim, imam ve kaza. Şimdi sen kendini düşün, şeyhul İslam'sın, alimsin, imamsın, büyük bir adamsın. Ve edhaluka es-sicin zulmen. Ve seni haksız yere hapse atmışlar. Ve aradta en tektub risale li ummik. Maza tektub laha? Ve annene bir mektup yazmak istiyorsun. Bir düşün bakalım, ne yazarsın annene? Zulimna. Bize zulmettiler. Ve zayyık aleyna. Bizi sıkıştırıyorlar, baskı yapıyorlar. O kaza, o kaza, o kaza. Şöyle böyle bize bir sürü sıkıntı veriyorlar diye. Şeyhul İslam ketab li ummi. İbn-i Teymiye rahimahullah annesine şöyle yazmış. Ba'del besmele vel hamdele ve sara alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah'dan, hamdeleden, sadreleden sonra. Ve kal. Diyor ki.
ما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى. Diyor ki Allah Tebaraka ve Teala'nın üzerimde olan nimetleri birbiri ardınca devam edip gidiyor. Devam etmeye devam ediyor. وما زلنا في ازدياد في النعم. زيادة. Nimetler içerisinde artmaya, nimetlerimiz artmaya devam ediyor. Arttıkça artıyor. وقد فتح الله علينا بفتوحات. Diyor ki Allah bize öyle fetihler nasip etti, öyle şeyler açtı ki. ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير. Eğer diyor şu andaki durumumuz olmasaydı, yani kuşun üstünde bile olsa senin yanına mutlaka gelirdik, annesine söylüyor. وسلمي على الكبير والصغير والجميع. Diyor ki herkese, büyüklere, küçüklere, herkese benden selamet. هذا في السجن يقول هذا. إذا لو خرج ماذا يقول؟ Adam diyor bunu hapishanedeyken söylüyor. Peki hapisten çıksana diyecekti. قال هو رحمه الله. Diyor ki İbn Teymiyye رحمه الله. المسجون من سجن عن ربه. Diyor ki gerçek hapsedilmiş kişi Rabbinden hapsedilmiş, Rabbine karşı hapsedilmiş olandır. Rabbinden mahpus olandır. وكتب رسالة لإخوانه. Arkadaşlarına bir mektup yazmış. كتب في أول هذه الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث من السجن. Yine hapishaneden arkadaşları yazdığı mektubun başında diyor ki Rabbinin nimetlerine gelince onları an, onlardan bahset. İzen هذا القسم الرابع أعلى المراتب أحب وأحب. Bu dördüncü kısım, yani nimetler, musibetler karşısında şükretmek en üst mertebedir. عند المصيبة شاكر. Musibetlerde şükreder. İzen الناس انقسموا عند المصيبة إلى أربعة أقسام. İnsanlar musibet karşısında şu dört kısma ayrılırlar. تسخط. İtiraz edip karşı gelmek. كبيرة من كبائر الذنوب. Büyük günahlardan bir günahtır. صبر.